16 Nisan'da yapılacak olan referandum Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan bir referandumdur. Bu referandum ne Tayyip Erdoğan'ın ilgilendiren bir referandum, ne başbakanımızı ilgilendiren, ne vekilleri, ne bakanları, ne buradaki hazırını, ne de ben kardeşim Belediye Başkanı Mehmet Esat Dilay'ı. Eğer bu referandumda hayır çıkarsa Cumhurbaşkanımız o 5, 6, 5, 10 yıl daha Cumhurbaşkanıdır. Milletvekillerimiz milletvekilidir, bakanlarımız bakandırlar, belediye başkanlarımız belediye başkanıdırlar. Ama bu referandum hiçbir şekilde bunu siyasetle eşleştirmememiz gerekiyor. Geldiği gün kutlu çağrı, bas titresin yerin bağrı. Doğudan batıya doğru bir yay gibi gel meydan. Bu referandum 79 milyonun geleceğini, hepimizin geleceğini ve bizimle beraber şu an zulüm altında bulunan İslam coğrafyasında yaşayan her ferdin umudu ve ümidi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve liderimiz, önderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hepimizi demek bizim kurtuluş günüdür. 1915'lerde yaşanan Çanakkale savaşlarıyla Cumhuriyet'in kurulmasıyla 23 Nisan bayramlarının kutlanmasıyla bu ülkenin özgürlüğüne kavuştuğunu sanıyordu. Ama maalesef ki şimdi 15 Temmuz'dan önce 60 darbeleriyle, 71 muhtıralarıyla, 80 itilallarıyla ve en muhtıralarıyla ve en son 15 Temmuz darbe girişimiyle o hain girişimle beraber anlamış olduk ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti özgürlüğüne kavuşmamış, daha başkalarının boyunduruğu altındayız. Bu sebepten dolayı 16 Nisan bizim için çok önemli bir gün. 16 Nisan referandumunda evet dememizle beraber 79 milyon özgürlüğüne, istikbaline kavuşacak ve hep beraber parangalar kıracak ve bizimle beraber bizim umut ve ümit olduğumuz İslam coğrafyasıyla beraber ya Allah, Bismillah, Allah'u ekber diyerek hareket edelim. Müslümanın üzerinde zulüm yaşanıyorsa Allah'ın izniyle 16 Nisan'dan sonra o emretin evet kağıdının altına mühür bastığınızda o mühür riyadısınızda olacak. O mühür Osmanlı tokadı olarak Hollanda'ya, Belçika'ya, Darboğaz'da Çanakkale, Darboğaz'da Çanakkale, tarihin en zor meydanı, tarihin en zor meydanı.